Halil Falyan'ın Orta Doğu'nun en büyük uyuşturucu kaçakçısı olduğunu söyledi. Bu Amerika'da bu konuda işte hakkında 5 yıldır biz de öğrenmiştik zaten bir arama kararı olduğunu o da anlattı. Türkiye niye onu almıyor diye tekrar söyledi. Bir önceki videoda da söyledi. Halil Falyalı kimdi? Şöyle ilk videosunda şunu iddia ediyordu. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın kumar konusunda çok büyük zaaflara sahip olduğunu yıllardır biliyoruz. O da şunu söylemişti. İşte Erkam Yıldırım Halil Falyalı'nın otellerinde bu kumar nedeniyle zor duruma düştü. Çeşitli kasetler var hakkında ama kumarla ilgili kasetler değil bunlar. Farklı işte rüşvet ve farklı kasetler. Bundan dolayı da uyuşturucu ticaretinde Halil Falyalı tarafından Erkam Yıldırım kullanılmaya başlandı. Onun içinde yeni bir güzergah olan Venezuela ve Orta Doğu arasındaki kokain ticaretinde Erkan Yıldırım'ı kullandı. Bunu oraya sürükledi. Erkan Yıldırım da Venezuela'ya gidip bir alan kiraladı Caracas Limanı'nda ve işte uyuşturucu ticaretinde rol alıyor. Binali Yıldırım'ın bunda etkisi olduğunu düşünmüyorum, bilgisi olduğunu da düşünmüyorum. Ama bu böyle bir çark söz konusu diye iddiada bulunmuştu. Bugün bunları dinlendirmeye devam etti. Halil Falyalı neden alınmıyor diye tekrar sordu. Gerçekten de Evet. Halil Falyalı hakkında Türkiye'de iddianameler var. Özellikle yasa dışı polis konusunda hazırlanan iddianamelerde oradan kazandı. Çok çok büyük paraları. Çünkü uyuşturucudan sonra yeraltı dünyasında en büyük para olan alanlardan biri yasa dışı bahis. O parayla uyuşturucu ticareti yaptığına dair iddianamede de öngörüler yani daha doğrusu suçlamalar vardı. Amerika'da da böyle bu yönde bir arama kararı olduğu hakkında görüyoruz ama Halil Falyalı bu iddiaları reddediyor. Onun için de bir iddia öne sürüyor. Diyor ki Halil Falyalı'yı niye almıyorsunuz diyor. Senin de söylediğin gibi aslında Halil Falyalı hakkında hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Kıbrıs'ta hem de Türkiye'de açılmış soruşturmalar var. Özellikle Türkiye'de yasa dışı bahisin kralı olduğu söyleniyor. Zannediyorum sen de söyledin soruşturma da bunun üzerine. Evet. Onunla ilgili bir gerekçe öne sürüyor Sedat Peker bu videosunda. Diyor ki Halil Falyalı'yı niye almıyorsunuz? Almıyorsunuz çünkü onda kasetler var diyor. Kasetler var. Evet. Sonra kendisi diyor ki ben diyor o kadar ahlaksız değilim diyor. Ben diyor o kasetler işine girmem ama diyor tabii diyor Halil Falyalı'da kasetler olduğu için anlaşılan Kıbrıs'taki bir oteller zinciri var anlaşılan bu Halil Falyalı'nın. Ben hiç gitmedim, bulunmadım, tanımıyorum kendisini. Pek çok gazeteci falan da gitmiş kalmış anlaşılan. Birçok siyasetçi de demek ki o odalarda ne bileyim ben o otellerde çekilmiş bir takım kasetler mi? Yani şu hale bak Timur neleri konuşuyoruz yani mide Aa, bulandırıcı şeyler bunlar. İddialardan biri de şey bu hani yasa dışı kriminal bir yapıdan bahsediyor ya ve o masasının üzerindeki dünya maketinde Latin Amerika bölümü gözüküyor kamera tarafında işte bu Venezuela bir ucu Venezuela diye herhalde oraya referans ediyor orayı işaret ediyor. Bu yapının anladım. Binali Yıldırım zamanında Başbakan Sayın Binali Yıldırım zamanında kurulduğunu öne sürüyor. Türkiye'ye sıcak para getirmek için bu yapının kurulduğunu öne sürüyor. Yani akıl almaz iddialar bunlar. Akıl almaz iddialar. Tabii bunu şeye de bağlıyor. Yani Mehmet Ağar'a da bağlıyor. Yani bunun tam ortasında geçen videoda ticaretin tam ortasında Mehmet Ağar da duruyor demişti. Ya yani iddiasına göre yine DEA'nin yani Amerika'nın uyuşturucuyla mücadele birimlerinin etkili olamadığı işte Venezuela ve Suriye Laski arasının yeni bir rota, kokain rotası olduğunu söylüyor. Hatta şey demişti Bodrum Yalıkavak Marina'ya gemilerle taşınıyor demedim ki ben demişti. Abi, gerçekten de dememişti yani. O yatlarla oraya gidildiğini söylemişti. İşte o yatlarla da uyuşturucu sevkiyatını hem Orta Doğu'ya hem farklı bölgelere Bodrum Yalıkavak Marina'dan taşındığına dair imalarda bulunmuştu daha önce. Bir anlamda tabii bir yandan da bu konuşmada yine Korkut Eken'i Mehmet Ağar'ı Kutlu Adalı cinayetini hatırlattı. İşte dedi Kutlu Adalı'nın bu hale gelmemesi için uğraşmıştı. Ama bize işte onu bir PKK'lı bir vatan haini gösterdiler ve bu işleri yaptırdılar insanlara. Ama işte aslında amaç adayı bu hale getirmekti Kıbrıs'ı. Ve şimdi diyor ben diyor ilk başta zaman aşımı var dedim bununla ilgili ama AİHM'e süreç yansıdığı için yani yargı konusu olduğu için bu zaman aşımı söz konusu değilmiş. Bunu da inceledik diyor. O zaman niye almıyorsunuz diyor Mehmet Ağar'ı, Korkut Eken'i, hatta benim kardeşimi niye almıyorsunuz diyor. Yani onların alınması gerektiğini söylüyor bu itirafların ardından. Bu Neredeyse da yol çok gösteriyor.
Yani neredeyse yol gözü. Ya tabii mutlaka haklı da ama demek ki akıl veren bir hukukçu bir şey var. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki süreçleri o kadar ayrıntılı anlatıyor ki. Yani hani sadece birkaç uluslararası hukukçu bilebilir bu kadar ayrıntısını. Yani belli ki birilerinden fikir alıyor, bir yol göstericisi var bu adli süreçlerde. Yani insan onu düşünüyor gerçekten izlerken. Şimdi ipin ucunu çekmek için herhalde buraları işaret ediyor. Yani o anlattığı yapı bir ucu Venezuela'da dediği, işte uyuşturucu vesaire, bir ucu Kıbrıs'ta dediği, işte yasa dışı bahis vesaire, Halil Falyalı, Kutlu Adalı, bir ucu da 30 yıl önceki derin güçlerde dediği Mehmet Ağar, Korkut Eken ismini ifade ederek herhalde bir ipin ucunu çekmeye çalışıyor. Yani oradan bir şeye varmak istiyor anlaşılan. Buradan bir yapıya varmak istiyor ve bu uğurda kendi erkek kardeşini bile ihbar edebiliyor. Ama tabii oralarda hep yarım kaldı o iddialar, soruşturmaya uğramadı.